mi İlayda'ya? Doğru mu peki? Evet ya, şimdi... ben İlayda'ya sordum tabii. Onu görür görmez ertesi gün görüştük onunla. Direkt sordum böyle böyle bir şey, nasıl böyle bir şey dersin? Yok anne ya, ben öyle bir şey demedim falan dedi ama yine de içimde şey kaldı, bir şüphe kaldı. Ha, itiraf etmedi ama siz anladınız. Yani ben düşünemiyorum hangisi olacağını. Yani kondurmak istemiyorum açıkçası. Onur Bey'in sorusuna Gülcan Hanım'dan bir itiraf geldi. İlayda'nın yazıştığına dair. İlayda yazışmadım demiş ama Gülcan Hanım'ın da şüpheleri var. Çok da haklı, İlayda yazışmıştır. İlayda'dan her şey beklenir. Peki size bir şey sorayım. Ama bana doğru cevap verin. Lütfen. Benim hakkımda yaptınız mı? Doğru söyleyeyim. Ben vallahi kırılmam. Vallahi kırılmam. Ya ben yaptım. Yaptınız mı? Yaptım. Ne? Söyleyeyim. Ben de yaptım. Ya daha sempatiksiniz. Hani ekranlarda bir oyun rol olarak görüyordum sizi ama gerçekte de çok samimisiniz. Çok güler yüzlüsünüz. Teşekkür ederim. Evet. Vallahi. Çok seviyorum ben ama. Ben sizi ayrı ayrı seviyorum. Benim bir kere... Şimdi bunu ekran başındakiler bilir. Böyle sizin yaşlarınızdaki hani anneler, ablalar beni o kadar seviyor ki cidden ben de sizleri çok seviyorum. Yani bunu hissettiriyorsunuz. Hatta bir şey söyleyeceğim. Gelinlerle sohbet muhabbet ediyorum ya. Ben buradayken daha fazla mutlu oluyorum. Sizinle konuşmak, sizinle böyle daha böyle rahat rahat konuşmak. Gelinler gibi geliyor. Gelinlerde çok yapamıyorum onu. Bence önemli olan sizin gibi ünlü birinin yanında rahat edebilmek. Evet, kesinlikle. Bu çok önemli. Çok gerçekten çok önemli. İnanın oğlum gibi sizin yaşlarınızda oğullarımız var, evet, çocuklarımız var. Vallahi ben de rahat sizin oğlumuzum, kardeşinizim. Evet, çok sağ ol. Sizleri seviyorum. O gözünüzden alıyor zaten o şeyleri. Alıyoruz biz. O enerjiyi biz de sizin annenizin. Nereden geliyor acaba bu? İzmir'den. Peka İzmir'den. İzmir'den ekmeğini yiyip suyunu içsek. Daha ne olsun? Ay şimdi anne ben çok seviyorum Onur Bey'i diyor gelin. Teşekkür ederim. Ben de seviyorum yavrum dedim. Ben bilinire gidip böyle az kalmış görüşürüz tadında. Haydi hoşçakalın. Gizem sen niye eldiven kullanıyorsun? Ojelerim var. Oje mi sürüp geldin? Nasıl ojelerim var ya? Niye ojeyi çıkartıp gelmiyorsun? Evet. Bu neye ilgilendiriyor? Bizi gayet ilgilendiriyor. İlgilendirir çünkü normal hepimiz... hayatımızda ben de ojesiz gezmeyen bir insanım olabilir, ama buraya gelirken süsümden biraz ödün verip geliyorum yani. Sana ne yani? Seni niye ilgilendiriyor? Sana ne yani falan. Doğru düzgün cevap versene. Mantıklı bir açıklama yap hadi. Mantıklı yok. Soruyorum. Seni sürmek istedi. Sürdüm. Kevim hikayesi değilsin ki sen benim. Burası bir yemek programı. Burası yemek yarışması olduğu için. Uymak yemek programı olduğu için eldiven takıyorum zaten ben de. Bence eldiven hiç güzel görünmüyor. Buradan ve bizden farklı bir şey yapıyorsun olabilir. Ben orada. Buraya güzellik göstermeye gelmedim. Oca sürmeyi çok seviyorum. Bizim yaptığımızı yapmak tamam, zorundasın. Tamam hepimiz seviyoruz. Zaten. Ben tırnaklarımızı kestik. Ojelerimizi çıkardık. Herkes burada çok güzel görünmek istiyor ama... Yapacak bir şeyimiz ya, yok. Ya bir uyanık kendisi zaten. Ellerimde oje olduğu için eldiven taktım. Bu benim tercihim. Hijyene dikkat etmeseydim eldiven takmazdım zaten. Dikkat ediyorum. Süsme püsme de önem veriyorum. Size ne? Bir hafta boyunca sen yeşil gezdin. Buraya çocuk müsabakasına geliyormuş gibi kafanda taşla geliyorsun. Müsabaka beni... maçta olur canım. Çocuk ben, müsabakası ben buraya... ne? Niye ben olmasın? Şimdi seni dur aydınlatayım Gizemciğim. Dinliyorum. Ben buraya mutfağın kraliçesi olarak geldim. İddiamın da gösterisine çıkmış gibisin. Hayır, iddiamın da arkasında durdum. Geldiğim hafta bilezikleri aldım. Yani burada kim kraliçe, kim çocuk müsabakasına geldi? Cuma günü göreceğiz. Ya yani. Ezgi saçla tırnak aynı şey değil ki. Neyin açıklamasını yapıyorsun? Aynen saçla ya, tırnak iyi ki ben de var ya çok marjinal bir saç yapmışım da malzeme vermişim. Yoksa benim hakkımda bulacak bir şeyiniz yok. Yemeklerim harika. Elimin lezzeti harika, kaynanan beni buluyor. Daha ne olsun ya? Ya kaynananın seni bulmasıyla ilgili bence konuşmayalım çünkü sen zarar çıkarsın. Neden? O ayrı bir şey. Neden zararlı çıkayım? Yani ben ilk defa gördüm bu kadar çiğ yapıp da ilk haftadan gelip bilezik alanı gerçekten ilk defa görüyorum ya burada. Ya hadi kaynanam yüksek puan veriyor diyelim gelinini buluyor. Sizin ben kaynanalarınız. Peki ya sizin kaynanalarınız. Siz hani birlikte yaşıyorsunuz ya demek ki hep çiğ yapıp yediriyorsun kadıncağıza ki... Eline ya koymuş sen, gibi gidip en çiğini buluyor. Bir şey söyleyebilir miyim İlayda? Senin, pardon Aysun, senin bu söylediğini aklın alıyor mu? Kaynanalar her şeye didik didik dikkat eder. Sence o kadar çiğ yemekler yapsam kaynanam yemeklerimi beğenir miydi? Bir akıl ya var, işte mantık var. Ya işte beğeniyor işte. Ben de onu anlamıyorum. Semra Hanım. Efendim. Gelininizle ilişkileriniz nasıldır? Vallahi 1,5 senedir evli kendisi. Çok iyi gidiyoruz. Allah sonra bozmasın. Nasıl olur? Nasıl yakın mı evleriniz? Yakın sayılır. Evet. Yok mu sevmediğiniz bir şey? Var tabii ki. Çok yatar. Gündüz yatar. Uyur. Gece sabaha kadar da oturur.
Sık sık mı görüşüyorsunuz? Haftada bir sefer görüşürüz. Oğlan çalışıyor genelde. Bunu kim belirliyor yani haftada bir, haftada bir günü? Ya işte işten geç geliyor çocuk. Onun için biraz Gelininiz hani bütün gün evde ya. O yüzden öyle çok yakın değil. Olsun yani. Sonuçta ulaşım araçları var, gidiliyor. Köpeği var, kedisi var. Onları yalnız evde bırakamıyor. Siz gidin. Biz de akşamları falan gidiyoruz. İşte oturuyoruz, geliyoruz. Bir haber vermeden gidebiliyor musunuz gelinize? Çat kapı gidebiliyorsunuz. Giderim. O pek öyle şey yapmıyor. Hani çat kapı gitmem istemiyor ama ben giderim yani oğlumun evi. Ha istemiyor mu? Pek öyle istemiyor. Bozuluyor mu? Öğrenmek istediğim oydu. Oğlumun evi vaka daha çıktı. Evet. Bozuluyor mu yani? Siz çat kapı gidiyorsunuz. Onların ortak evi orası. Söylenimlerinden anlıyorum ben onun. Bozulmuyor ama öyle gibi istiyor. Ama ben de onu yapmak istemiyorum. Keşke bir telefon etseniz de yani müsait misin falan. Ya canım isteyince gideyim istiyorum ben çünkü yani. Çünkü oğlunuzun evi değil orası sadece. İkisinin birlikte. Tabii ki ikisinin ama o da kızı oldu. Evet. İşte o yüzden. Oğlan mı o da kızı oldu. Ortak yaşam alanları ya orası. Ben onu zaten kızlarımdan ayırmadığım için. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Orası benim çocuklarımın evi. Çocuklarımın evi. Tabii ki. Öyle ama belki siz oğlumun evi dediniz. Şimdi çevirmeye başlıyorsunuz. Şimdi yani oğlumun alınca gelinimin evi zaten orası. Onu başta söyleyecektiniz yalnız. Oğlumun biraz orada oturan herhalde böyle bir çevirme şeyi var böyle. Lafı hemen bir çeviriyor. Yasemin Hanım da öyleydi. Evet. Başka sevmediğiniz huyları var bizim mı gelininizin? O yönlerden çok takdir edilecek kız yani. Çok hürmetli, saygılı. Yeni gelen kayınvalide gelinin gündüz uyuduğundan şikayet etti. O zaman burada ne işiniz var? Gidin evinizde uyuyun. Birinci oldum ya, şöyle resmimi asayım, siz de görün. As bakalım tatlım, biz de görelim. Hakkım çünkü asayım. Ezgi'ye bak sen ya, geldiği ilk hafta ağzını bıçak açmıyordu. Ne oldu? 5 tane bileziği taktı, çenesine vurdu kızın. Ya sen ne yap biliyor musun? O 5 bileziği bozdur, geri dönüş biletin olarak harca. Madelerden selam getirdim aleyküm desem de selam. İnanmayın. Kimse size selam söylemedi. Kimsenin umurunda değil. Sorulara geçeyim. Kim daha dedikoducu? Sen mi kayınvalidem? Cevap veriyorum kaynanam. Kaynana? Evet. Daha fazla. Bana gelir her şeyi tık 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 anlatır. Ha, sen hiç konuşmazsın eşinle, dostunla. Ben konuşurum ama kaynanam bana göre daha iyi konuşur. Kaynanam dedikoduyu daha çok dedikoducu. Kayınvalide yapıyor. Evet. Hadi iyiymiş. Aysun. Onur Bey benim de kayınvalidem. Konuşmayı çok sever yani gördüğünüz üzere. Böyle yani detaylı detaylı anlatır, yorum yapar, üstüne dedikodu, konuşur. Dedikodu diyorum dedikodu. İşte hani ben başkası böyle hakkında başkasını söylemeye çalışıyorum Onur Bey. Çekiştirmek yani. Tamam yapar. Sen mi kayınvalidem? Kayınvalidem yapar ben yapmam. Ben valla evime giderim kapatırım kapımı. Eşimle öyle aramda bir iki günün değerlendirmesini yaparım biter. Ben kimseyle ilgili bir şey konuşmam. Benimkini yaptım hiç kayınvalidenle benim dedikodumu yaptın mı? Yaptık. Yaptınız. Evet. Ne yaptınız söyle. Ay ne yaptınız Onur Bey bile. Söyle. Valla Onur Bey yani. Ne söyle eleştirdik, bakayım. Eleştirdik evet. Niye acaba düşük puan verdi? Evet. Niye onu korudu da seni korumadı? Hep bunları evet, sizin gibi. Ekran başındaki seyirciler de yazıyor da yine söylüyorum. Bu bir damak tadı. Benim bir verdiğim kişilere bana kızıyorsunuz belki niye ona bir verdiniz diye. Ama damak tadı bu. Doğru. Benim burada hiç kimse, eşim, dostum, akrabam değil. Onlar evet, yarışmacı. Doğru söylüyorsun. Ben Onur Bey'in geliniyim. Öyle yazıyorlar ya. Onur Bey'in, evet öyle Onur diyorlar. İlayda'yı hiç tutuyor, İlayda'yı çok seviyor. Onur Bey mesela. Zeynep'i hiç sevmiyor. Ben fark ettim. İnanın şurada Zeynep elendi, benim gözlerim doldu. Evet. Ve ben evet. Gözlerimi kaçırdım orada, yemin ediyorum size. Evet. Yani hatta kamera inşallah dedim beni çekmiyordur dedim. Benim orada gözlerim doldu. İnanırım ve Onur kim, Bey. Bir de Ayşeler de dolmuştu Ayşeler giderken. Niye biliyor musunuz? Kim burada daha uzun süre kalıyorsa benimsiyorum yani evet. Burada. Hepiniz benim için eşitsiniz.
yemeğini iyi yapan, kayınvalidesi doğru tahmin eden kişi kalsın. O evet, altınları Onur kazansın. Bey. Tek temennim bu. Onur Bey, öyle bir temennide bulunmayın. Yoksa ben buradan acilen giderim yani. Onur Bey, ben benim kayınvalidem benim. Onur Bey, ben sizi hani buraya izleyici olarak geldim. Daha önceki programlarda da sizi izledim. Ben sizin adalet duygunuza güveniyorum. Güven. Dışarıdan izleyici olarak burası için söylemiyorum. Ben güvenerek, inanarak zaten geldim. Gelmeden de yaptığımız dedikodu sayılırsa eğer, bunları konuşmuştuk. Onur Bey adaletlidir, dürüsttür. Bazen de en çok kime 5 lira verdiysem sonuncu da oluyor. Altını da kaybediyor. Doğru. Ya olabilir Onur Bey, bu bir şans olabilir. Biraz da. Nasibimizde varsa kazanırız. Nasibimde varmış ki kazandım. En çok dedikodu.